Hoş geldin Birsen Hocam. İlk sen giriş yaptın. Herkese merhabalar. Yeni bir canlı yayında yine beraberiz. FDM'nin canlı yayınlar serisinde. Bu akşam sevgili Birsen Hocamla çok güzel bir konuyu konuşacağız. Caz çalışmasından bahsedeceğiz. Caz çalışması içsel benlikle konuşma ya da Jean Adrian arınma sistemleri de diyoruz. Çalışmanın birçok ismi var. Fakat bizim en kolay ve kısaca kullanacağımız şekli JAS olacak. JAAS olarak yazılıyor. Bu çalışmanın içerikleriyle evet, Leyla hocamız da gelmiş, bizim hocamız. JAS sistemini öğrendiğimiz çok değerli hocamız. Leyla hocam, sizinle yayında olmanızdan dolayı çok çok mutluyuz. Çok güzel olsun. Umarım doğru ifade edeceğiz çalışmayı, doğru aktarabileceğiz. Öğrencileriniz olarak caz çalışmasında bizler, çok affedersiniz bu arada sesimden dolayı, gündüz de çok yoğun bir programda çalışıyorum. Öyle olduğu için sesim biraz kısılıyor. Bizler birer bedeniz, evet, ama aynı zamanda içsel bir ruhumuz, benliğimiz. Her gün enerji bulduğumuz bir alan var, beslendiğimiz. İşte caz çalışmasıyla biz aslında bu alanı keşfediyoruz. Bu alanı nasıl daha iyi kullanabiliriz ki hayatımızı bir takım değişim, dönüşümler, alanlar, yeni sahalar, tıkanıp kaldığımız yerlerden çıkış, hem bizim atalarımızdan gelen blokajları fark edebileceğimiz bir çalışma caz. Hem aynı zamanda karmik bir takım döngüleri, hem de bizim geride kaldığımız, kendimizi geride hissettiğimiz bir takım duygu durumlarımız, hayatta sıkıştığımız yerleri tespit edebileceğimiz şahane bir çalışma. Çok basit, çok kolay bir biçimde ilerliyor dosyalar sistemiyle. Şimdi bu çalışmanın tüm detaylarını öğrenmek için yine benim gibi sevgili Leyla hocamızın öğrencisi, FDM ailesinin çok değerli hocalarından Birsen hocamı davet ediyorum. Zaten bir göndermiş. Şimdi yayına giriyoruz Birsen hocamla. Ve çok daha detaylı bir biçimde Jean Adrian arama sistemleri konuşacağız. Merhabalar Birsen hocam, Merhaba. hoş geldiniz. Tekrar görüştük 1-2 saat sonra. Biraz evvel bir aile dizimi seansında beraberdik Birsen hocamla. Güzel bir seans oldu ama inşallah. Evet, çok Katkılarınız güzel bir için seans oldu. teşekkürler. Şifa oldu inşallah. Hakkında Şifa. konuşmayalım. Aynen. Hoş geldin Birsen hocam. Hoş buldum. Canlı yayınlar serimizde seni de aramızda gördüğümüz için çok çok mutluyum. Bu Çok teşekkür akşam ediyorum. çok Ya güzel bir biraz konuyu heyecanlıyım. konuşacağız. Bu benim ilk canlı yayınım. Beraber Evet. paylaşıyoruz. Aynı şekilde ben de her defasında çok heyecanlanıyorum. Değil mi? Değil mi? Evet, canlı yayın olduğu için böyle daha bir kendimizi ortaya koymak noktasında istekli oluyoruz, heyecanlı oluyoruz ama sohbet şeklinde götürüyoruz bir sene önce. Eminim çok Evet, güzel kesinlikle. geçecektir sizin de değerli bilgilerinizle. Şimdi biz Leyla hocamdan çok güzel bir eğitim aldık. Evet. Caz ve onunla ilgili konuşacağız. Caz'ın Evet. bizim alanlarımızı nasıl dönüştüreceği ile ilgili konuşacağız. Çok Konuşmamıza güzel dönüştürüyor başlamadan. valla. Az önce dedin ya, Değil mi? şahane bir teknik. Evet. Gerçekten şahane. Özellikle eğitmenlik dosyasına hayran kaldım. Gücenme. Tebrik ediyorum seni. Aile Evet. dizimi kolaylaştırıcısı oldun yakın zamanda. Teşekkür Darısı ederim. bana da olacak inşallah, ama Jean Amin. Edwin bana göre bir aile dizimi yani. Değil Tek mi? kişilik. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle tek kişilik bir aile dizimi orada. Ben ve ben. Benden bana Yani yolculuğunu bakıyoruz yani. Çok harika bir sistem. Ben bayıldım. katman katman bir sistem. Bu Evet. sistemle ilgili daha önce bir yayın daha yapmıştık hocam. Daha doğrusu iki yayın yaptık. Bu üçüncü yayınımız. Jean Evet. Adrian'ı anlatıyoruz ama farklı farklı taraflarını konuşmak güzel oluyor. Örnekler vermek güzel oluyor çalışmalarla ilgili. Kısaca tekrar bir dinleyenlerimiz için, şu anda 25-26 kişiye gidiyoruz ama daha sonra dinleyenler de oluyor. Hem çalışma nedir, nasıl yapılıyor? Hem de bu çalışmanın içeriklerinde neler var? Örneğin işte dosyalarla çalışılıyor. Bu dosyalar neler neler ortaya çıkıyor? Böyle birazcık giriş yapıp anlatalım sevgili hocam. Valla içeriğinde yok yok.
Aylin'cim yani güzel bakayım. Dediğim gibi ben yayına almadan önce beni sen zaten bahsetmiştin dosyalar sistemiyle 144 tane dosyamız var. Dosyalar sistemi ve kinesiyoloji dediğimiz kas testi sistemiyle iş gören yürüyen bir sistem. Böyle mesela ben bunu ve şunu kullanıyorum. Şu şekilde kullanan var. Beden çok cidden bilge bir varlık ve şey yapmıyor. Hani siz ilahi hattınıza kendi merkezinizden Hizalandığımız zaman. hizalandığımızda kesinlikle yani beden bize hiçbir şekilde yalan söylemiyor. Çok bilge bir yer Evet. varlık ve neyi nasıl yapacağını çok iyi biliyor hakikaten. Çok Evet. böyle özellikle eğitmenlik şeyinde daha bir hayran kaldım. Yani zaten çok beğeniyordum. Sonrasında daha da bir hayran kaldım. Herhalde bilmiyorum yüzlerce seans Öyle oluyor açmışımdır kendime. zaten değil mi? Eğitimini aldıktan sonra böyle sürekli her şeye seanslar açılıyor. Ama Benim yani de 3 tanesi eğitimin evet. başucu kitabımdır Evet, kendisi. Her evet. yerde duruyor. Peki bu İşte o çalışma şekilde. Hı. bu çalışmayı bu dosya aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Jean Evet. Adrian çalışma sistemini. Peki Jean Hanım bunu Jean Hanım'ın yani bu kendini bir elçi, bir aracı olarak konumlandırıyor zaten Jean Hanım bu Evet, çalışmayı bir aracılık kanallık kullanmış. sistemiyle Hı. alıp uyguluyor. Evet, Peki bu ilham Jean aynen kullanmış. Jean Hanım'ın yani bu çalışmayı ortaya koymasındaki aslında en önemli amaç sanırım insanlığın yükseliş boyutunda, insanlığın kendi spiritüelliğini Evet, keşfetmesi boyutunda bir kesinlikle. katkı Özellikle sunabilmesi. de sürekli altını çizerek söylüyor. Hani hem kendini hem danışanlarını güçlendirme. Çünkü birinci eğitime hani uygulayıcı eğitimi diyoruz ama aynı zamanda güçlendirici eğitimidir o. Orada güttüğü amaç hem kendini hem de danışanlarını güçlendirmektir. Çünkü biz kendimiz danışan için herhangi bir şey yapmıyoruz burada. Yönlendiriyoruz tamam ama her şeyi danışan yapıyor. Diyelim ki eğitimi aldı, kişi kendi kendine yapıyor bu sefer. Dolayısıyla biz kendi kendimizi aslında güçlendiriyoruz ama ne oluyor? Biz güçlendikçe çevremiz de güçleniyor. Güçleniyor. Evet. Çünkü her şey içten dışarı doğru sirayet eder. Spiraller şeklinde. Evet, Evrenin tüm evet. döngüsü diye birçok eğitimimizde de biz Emre hocamız olsun, Leyla hocamız olsun bu konuları Evet. işliyoruz. Ve orada içten dışarıya doğru bir arınma olduğu zaman Jean Adrian'da bu her şeye sirayet ediyor tabii. Bütün çevreye, Zaten bu ilişkilere. aslında yani hani biz tamam kendimize havale ediyoruz ama şey de mesela o dua açılış duasının sonunda bugüne kadar danışan herkesi katıyorum bir var olan her şeyi Her şey. katıyorum Tüm iki. boyutlar, Hani realiteler, değil mi? suyu bir taş atıyorum en derin halkası bana etki ediyor sonra o yayılıyor 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 benden bütüne gibi düşün. Kesinlikle. Başlarda biraz Jean Adrian sistemini anlamak hani zor da olabiliyor. Çünkü işte tüm realitelerde ve boyutlarda yarattığımız şeyler dediğimizde biraz anlaması belki farklı oluyor. Hani nerede olduğuna göre Evet, tabii ki kişilerin belki biraz anlayışı. altyapı gerekebilir orada ama sisteme baktığımızda aslında bunları çok da bilmemiz gerekmiyor yani. Çünkü biz Evet. her şeyi, ya öyle de ilginç bir sistem. İşte öyle de Hani alt, ilginç bir şey. Evet. evet. Hani yüksek, hiç bazen yapamadığımız şeylerde mesela Cinevri'nde demişti hani Leyla hocamız da söylemişti. Yüksek benliğe havale edin, ondan talep edin. O ne Evet. yapacağını biliyor zaten. O yüzden bizim Aynen çok da böyle kendimizi sıkıntıya sokmamız gerekmiyor. öyle. Değil mi? Kavramları anlamak için çok da sıkılmayacağımız, sadece kendimizi teslim ederek çalışacağımız bir çalışma. Bir Evet, mesela spiritüel çalışma. evet. Ya bilemeyeceğim. Bence herkesin Uyum sen de mutlaka yanması söylüyorsun. gerekiyor, değil mi? Bunu söylüyorum, ben de söylüyorum. Hayır, ister bunu yapsın, ister gönlüne hangisi kayarsa fark etmiyor. Ama bence her insan için bir tekamül, bir de şifa Caz. sistemi çantasında şart.
Kesinlikle. Yani ben her zaman canlı yayınlarda söylüyorum sevgili Birsen Hocam. Benim kendi hayatımdaki dönüşümlerden bahsediyorum. Spiritüel Ya, değil mi? çalışmaları tabii ki yani hepimizin çünkü hayatları çok değişiyor bu çalışmalarla ilgilendikçe. Hem Kesinlikle. hal oldukça çünkü zaten adı üstünde kişisel gelişim alanı yani gelişmemek mümkün olmuyor. Mümkün değil. Bu ya yani en Sonsuzmuş basit yani. hani en temelden baktığımız zaten kendinize yatırım yaptığınız için illaki gelişiyorsunuz En büyük ve yatırım da. Cinel Dream'de de bunu herhangi bir kavramsal bir konuyu kavramsallaştırmadan ya da ona çok takılmadan sadece üst benliklerden sadece ilahi hatta hizalanarak kendinizi arındırarak yapabileceğiniz müthiş bir çalışma. Ben özellikle Evet. bu çalışmayı şuna çok öneriyorum şu kişilere. Hani vardır ya bazen ya kafam çok dolu. Kesinlikle spiritüel bir sezgimi hissedemiyorum. Sezgilerimi kaybettim. Tamamen işte hayatın akışı içinde savruluyorum diyen kişilere özellikle öneriyorum. Çünkü Evet. büyük ihtimalle o hizalanmayı belki de cinlendirinle tanışarak yapacaklar, değil mi sevgili hocam? Büyük ihtimal, büyük ihtimal. Çünkü ilk etapta mesela uzun bir süre biz şey yapmıyoruz, öyle yaralarımıza falan seans açmıyoruz. Travmalarımız. Evet. Biz açmıyoruz çünkü biz şey için, ilahi hatta kalabilmek adına seans açıyoruz ilk 21 gün ki hani merkezlenebilirim. Hem de bu arada sisteme de iyice hani gerek kas testi olsun gerek dosyaları takip etme olsun o konuda yol kat ediyorum. Ondan sonra 21 gün sonra biz seans açmaya başlıyoruz. Demek ki bu çalışma için en öncelikli şey sezgiselliğimizi artırabilmek, Evet, ilahi hatta kalabilmek ki çalışmanın faydasını alabilelim. Peki bu belki şu soru gelecektir. Ya ben acaba bu çalışmayı yapabilecek miyim? Hani hiç sezgisel değilim, hiç işte sol beynim, çok rasyonelim diyen kişiler belki çekinirler. Öyle kişilere nasıl önerilerde bulunabiliriz? Gerçi hani ben de cevabını biliyorum ama şimdi burada sohbet etmek ben de adına sol beynim biri olarak hani çok zor bu yollara girmiş biri olarak ben de öyleydim bu arada bir sene evet hocam. evet evet ama zaten şey yani ilk bir kere buna hazır olmayan insan zaten alanınıza gelmiyor. Öncelikle bu var. Eğer güçlendirme eğitimi ya da uygulayıcı eğitimini alacaksa kişi zaten epifiz, hipofiz bezlerinin aktivasyonu yapılıyor ilk etapta. Ama gerçekten eğer kişi hazır değilse zaten alana gelmiyor. Gelmiyor değil Aynen mi? ben bir mutfağa çalışması için 2,5 hafta Hı. para ödeme konusunda takıldım kaldım. En sonunda Ha. vazgeçtim. Evet. Ve ben Cin Adrian'ı ilk Maraton 8'de Leyla Hoca işte hediye seanslar yapıyordu. Maraton Hı. katılımcılarına. Hatırlıyorum. İlk Hı. orada, evet ilk orada gördüm ve dedim ki ben bunu almalıyım ve aldım yani. Ama diğerini alamadım. 2 hafta Evet. para ödeme aşamasında kaldım. Telefon geldi, bilmem ne geldi. İş çıktı, şu çıktı, dışarı çıkmam gerekti ve ben alamadım onu. Dedim ki tamam bir sen almaman gerekiyormuş. Yani hazır değilse kişi zaten bu alana gelmeyecek. Evet, doğru çalışma kişiyi buluyor. Ama bir şey söyleyeceğim. En kolay da bu alana gelecektir o sol beyinliler. Evet, çünkü burada çok hızlı bir arınma sistemi var. Biraz sonra ondan da Evet. bahsederiz nasıl arınıyoruz diye. Ama dediğin çok doğru bir sen hocam. Yani kişi eğer hazırsa gerçekten doğru Evet. çalışmada onu bulacaktır. Ben caz Kesin. çalışmasını çok özel bir çalışma olarak görüyorum. Çünkü benim kendimin de yaşadığı bir örneği izninle vereceğim burada. Hani sistem nasıl mükemmel çalışıyor onu da biraz anlatabilmek için. Çalışmaya başlamadan önce bir sen hocanın dediği gibi açılış duası, kapanış duası var. Ve daha sonra o çalışmayı yapmak için ilahi hattında mısın? Bunu sorgulamak için birkaç soru silsilesi var. Evet. Ve yine işte kas testiyle bunu ölçüyorsun. Ben işte şakır şakır seanslar açıyorum falan her dosyada işte izinde problem yok izinliyim. Sonra bir gün çok koşuşturmam oldu bir sen hocam. Ama o gün gerçekten hani böyle hayatın içinde koşuşturma işte o bu falan derken şeyden çıkmışım demek ki ilahi hattımdan artık. Evet. Düşünceler de düşüncelerimiz de bunu yaratıyor ya. Çıktığım için hemen bir seans açayım dedim.
İzin vermiyor. Benim kendi parmağım, doğru mu? Benim çünkü Vermiyor. evetim böyle, bir hayırım kapalı. Kendi parmağım, bakın yani izin vermiyor. Yapamıyorum seansı. Açamadım o gün. Biraz böyle şey oldum ya, of neden falan, çok da böyle istediğim bir açılım için istiyordum. Ondan sonra dedim ya bu mükemmel bir sistem. Yani beni, benden üst benliğim beni kendimden koruyor. Diyor ki sen Evet, hazır değilsin şu kesinlikle. anda bu çalışma için. Bir de ne oluyor Dur. Aylin biliyor musun? Bir de ne oluyor biliyor musun? Biz çok fazla şifa çalışması yaptığımızda kendi üstümüze şifa krizi denen bir şey deneyimliyoruz. Mesela gün etkinliğinde normal şartlarda bunun olmaması gerekiyor. Ama kendimden örnek vereceğim. Böyle çılgınlar gibi her gün bir seans, her gün bir seans. Leyla Hoca burada değildir. Umarım duymuyordur. Burada. bazen iki seans açtım ve ben böyle bir uyku moduna girdim. Şimdi aslında sistem seni orada da koruyor. Sana şey vermiş diyor ki sana günde Söyle. bir seans hakkın var senin diyor. Onda bile her gün değilmiş. Çünkü bizim hani anda şifa bile verse ve ya da ne bileyim bir devam seansı verse bizim bedenimiz, ruhumuz şifayı anda alıyor hakikaten. Şu şekilde alıyor parmak şıklatmadan. Değil Ama mi? Işık benim hızı, bedenim ışık hızı yok. dediğimiz hız olabilir mi hocam? Evet işte ama benim bedenim doğal varlığı yani entropi yasasına tabi bir varlık ve Verdim. bu şifayı sindirmesi, hazmedebilmesi için bir süre gerekiyor. Ve biz kalkıp o süreyi yani nasıl derler ne diyeyim buna maymun iştahlılık mı diyeyim ya da ben bir ara çok paniktim ailen ya hani Yo benim yo, ben hep de daha öyle. ileride birçok insana göre ne bileyim geç mi kaldım şöyle mi olacak çok hesaplar yaptığım için O bir ara var, bir de şimdi şu da böyle var. Bence diyorsun ki o bizi kadar bizden koruyor faydalanıyorum ya. ki hani bir daha yapayım, yani bu da yapayım. Onun heyecanı sarıyor galiba. Evet ama işte diyor İkisi. ki dur bakalım bedenin senin bu kadar şifayı bir anda kaldıramıyor. Ruh tamam. Bir de ne oluyormuş biliyor musun? Çok ilginç bir şey söyledi hocamız. Şimdi ruh anda alıyor ya şifayı. Bedenin buna azmedebilmesi için, bunu sindirebilmesi için, özümseyebilmesi için biz dediğimiz gibi hani kastesiyle soruyor süresi var mı? Atıyorum dedi ki 2 hafta. Bizim 2 hafta onu beklememiz gerekiyor. Çünkü biz sürekli üstümüze seans açtığımızda dediğim gibi ruh anda anlıyor, beden anlayamıyor. Kesinlikle. Çok üstümüze gittiğimizde bir süre sonra ruh bizi unutup sıkılıp üzerimizdeki etkiyi bırakıyor ve biz kayıtlara kalp krizi diye geçiyoruz. Ya. Çok şaşırmıştım. O yüzden hakikaten açmadığı zaman üstüne gitmemek lazım. Evet, bugün açmayacağım. Tamam, Leyla hadi. Hoca bu arada alttan yazıyor. Tuğba Nur'dan bir örnek vermiş. Günde 3 tane seans açmış Tuğba Nur. Evet. Zorlamış belki biraz ama bir hafta sonra yatmak zorunda kalmış. Yani sistem Evet, bu şekilde yatırıyor. işlemiyor. Bizi bizden koruyor. Bize en uygun zamanı veriyor. Benim Evet, verdiğim örnekteki kesinlikle. gibi bana izin vermedi. Yani kendim kendime izin vermiyorum gibi bir şey oluyor. Ama işte üst benlikle iletişim halinde olduğumuz zaman bizi koruyor. Kesinlikle. Yani hani kendimizden kendimize yaptığımız bir yolculuk, kendimizle yaptığımız bir çalışma, iç benliğimizle yaptığımız ya da yüksek benliğimiz nasıl söylersek, hani bizi yanıltmayacak bir parçamızla yapıyoruz diyeyim artık. Parçamız mı oluyor? Doğru kelime miydi Aylin? Valla ben de bazen ne desem bilemiyorum. Birçok şey söylenebilir. Belki benim Evet. kendi iç sesim, değil mi? İç sesinize Evet. güvenin diye sloganlar kullanılıyordu mesela pazarlama tekniklerinde. İç sesiniz, işte o iç sesim aslında Jean Adrian arınma Evet, sistemlerinde danıştığım, kendi kendime konuştuğum, şifalandığım şey diyebiliriz. ve onu eğittiğimizde biz ona soru sorduğumuzda evet ya da hayırlı cevaplar olabilecek sorular sorduğumuzda, kutup soruları sorduğumuzda kesinlikle yanıltıcı cevap vermiyor. Sesini bile Evet. duyabiliyoruz. Evet, bir Çok de hani ilginç ya. sağlaması da var dediğiniz gibi. Evet. Yanıltıcı sorular soruyoruz bazen. Hani nasıl bir cevap verdiğine göre. Oradan Evet. da sistemin nasıl mükemmel bir biçimde, kusursuzca, yani ben kendimi yanıltmayı istesem bile yanıltamıyorum gibi. Yanıltamıyorum. Evet, Yani ama eğer sen hazır değilsem ben bu çalışma evet. için
Yapamıyorum da yani. İzin vermiyor ki iyi ki de izin vermiyor yani. Bir de öyle bakmak lazım. Evet. Tabii iyi ki de Hazır izin vermiyor. herkese. Çünkü ben burada da karşılaşacağım dosyaları hazmetmem değil mi? Onları anlayabilmem için belirli bir belki de bakış açısına sahip olabilmem gerekiyor. Birazcık dosyalara giriş yapalım o zaman. Bu dosyalar 144 tane sanırım. Her 144 biri tane. işte biri atalardan gelenler değil mi hocam? Neler neler var içlerinde? Aynen. Meridyenler var, çakralar var, atalar var, en göre iniş var, arınmalar var, melekler var, taşlar, çiçekler, ne ararsam var, frekanslar var. Ben orayı çok seviyorum. Her Ben de. seferinde çıktığında çok mutlu oluyorum, yalan söylemeyeyim. Aynen. Yok yok içerisinde ve her türlü durumumuzu, her türlü yaralarımızı Ah, şifalandırmak pardon. için. Ah, Düşme yaşadım. Çok çok affedersiniz. Hemen konumumu yorum sabitlemeye değil, çalışıyorum. sorun değil. Geliyorum bir saniye. Sen devam et hocam anlatmaya. Ben geliyorum. Devam edeyim mi? Dosyalar her türlü dediğim gibi ve her türlü sorunumuza seans açabiliyoruz. Mesela ben kendimden örnek vermek istiyorum. Benim kendime en sık açtığım seans, ben aile inanılmaz dolandırıldım. Yani çok büyük paralar. Bu ölüm perdesi diye bir şey çıktı. Neymiş falan okudum böyle. Hani gerektiği şekilde onurlandırılmamış bir ata. Sonra bir atalara yolculuk meditasyonunda bir atamın parasından dolayı öldürülmüş olduğunu gördüm. 3 gün sonra, 2 gün sonra ablam beni arıyor. Diyor ki, bir sen yani Emre Hoca ile aile dizim var. Katılıp not alır mısın benim için? Bir de atalarla ilgili yardım eder misin, kim kimdir diye. Olur dedim. Emre Hoca izin verirse gelirim. Gittim. Emre Hoca da izin verdi sağ olsun. Hatta 10-15 dakika sonra dedi ki, bir sen seni de alıyorum alana. Orada benim seansta çıkan şeyin ablama açılan seansta aynı ata çıktı. Çünkü ben orada da hesap etmiştim. Baba tarafından dördüncü Orada da o sağlaması oldu. evet öldürülmüş ve o ölüm para ölüm getirir diye kodlamış ve sonra ben fark ettim ki hakikaten Cin Edrin mesela atalara yolculuk 3 aylık çalışma var elimde ya. Yani hani bu kadar senkronize değil Olamaz mi? tabii. Kesinlikle. Olamaz. Olamaz Olamaz. ve orada o zaman şöyle bir kod mu varmış yani elimdeki çok para geçerse birileri beni dolandırsın ya da bir şey olsun ki paralar Evet, benden gitsin evet. çünkü çok Öncelikle paraya sahip öldürülmeli. olmak tehlikeli. Evet. Mesela ben bunun için çok seans açtım. En fazla dolandırılmam üzerine seans açtım. Çok şükür şifalandım çünkü akışım farklı yani akışım ciddi şekilde Olmaya farklı. başladı. Evet, Oh ne evet. güzel şifalar olsun. Çok şükür, Mükemmel. çok şükür. Hepimize, hepimize. Çok güzel tabii. Benim de örneklerim var kendimle ilgili. O kadar çok örneğim var ki Cin Adrien'de. Benim yolculuklar esnasında böyle yaşadığım hep bir deneyimler oluyordu ilginç. Sonra ben de bununla ilgili çalışma yaptım mesela. Dedim ki yani nerede ne zaman yarattıysam ben bu yolculuklar esnasında yaşadığım ilginç deneyimleri şimdi hani bunu artık cinendriyinle göreyim dedim ve Evet. neler neler çıkıyor. Çünkü onların Atalarla ilgili hepsini tanıyıp karmalarım biliyorum. çıkıyor. Daha önce yaşadığım Değil ataların bir şeyini devam ettiriyormuşum bununla. mi? Huyunu ya da yaşamda kalma stratejisini devam ettiriyormuşum meğer. Senin Sonra onu içi. fark ettiğim için ne oldu biliyor musunuz hocam? Yani bayağı ciddi anlamda azaldı yani. Çok Hani şükür, çok şükür. çok çok şükürler Çünkü olsun. sistem bizi kaynağa da götürüyor. Hani tamam, biz üzerimizdeki etkileri alıyoruz dosyalar ve kas testi aracılığıyla. Ancak biz bunun kaynağını da görüyoruz. Kaynak kim? Kaynak her zaman ata değil. Ben de olabiliyorum. Benim belli bir yaş dönemim de oluyor. Atıyorum. 13 yaşım da olabiliyor. Ya da ne bileyim değişik gelebilir bazı arkadaşlar için ama enkarnasyona iniş olabiliyor. Mesela son anda kontrat değiştirebiliyorum. Ya da bir atayla rezone olmuş Olmuş olabiliyor. oluyorum. Benim Evet. yaşadığım mesela öyle çıkıyor işte. Yani ben Süper. farkında olmadığım bir yerden onların tamamlayamadığı bir şeyi devam ettirdiğim için bu deneyimi yaşıyormuşum.
Çünkü İşte. anlamakta zorlanıyordum ben de yani Allah Allah neden böyle bir şey yaşıyorum. Meğer onların bir kontratı var hala devam ediyor. Ben de Evet. üstlenmişim onu bir şekilde. Ve Cesurmuşum insanlar, yani demişim ki ben yaparım. değil mi? Evet. Ve insanlar mesela bunu bilmediği için neden ben, neden ben? Hani ben de Neden? eskiden öyleydim. Hmm. Neden ben? Ben de öyleydim Neden hocam. ben? Anladım ki yanlış soruymuş. Yanlış soruyormuş. Nasılmış asıl değil mi? Nasıl Evet, bunu değiştirebilirim? Hangi neler var bunları anlayabileceğim? Ne gibi çalışmaların içinde olabilirim? Bir de Gül Hanım, Gül Koçak sanırım, Gül Koç Solak pardon. Şey hı. demiş, iyi akşamlar hocam. Çalışma nasıl başlıyor? Nasıl ilerliyor? Hiç bilmeyen biri olarak soruyorum demiş. Çalışma açılış duamızla başlıyor. Şöyle bir 40 saniyelik bir açılış duamız var. Kendimizi Allah'a havale ediyoruz. Ruha teslim oluyoruz. Açılış duasıyla başlıyoruz. Daha sonra şey istiyoruz, izniniz var mı diye kontrol ediyoruz kas testini. Çoğu zaman izniniz oluyor ama izninizin olmadığı durumlar da oluyor. O zaman seansı yapamıyoruz. Mesela ben kendi anneme 3 seans için seans açamadım, izin vermedi bana. Başka şekillerde denedim. Aklımca sistemi kandırmaya kalktım, yine Ya. izin vermedi. Sonra gittim annemin direkt kendi duygu durumundan birini açtım, izin verdi yani. İzin istiyoruz. Ondan sonra anahtar dosyalarla başlıyoruz. Anahtar dosyada çıkan maddeler orada da yine kas testiyle. Yalnız burada çok ilginç bir şey var. Anahtar dosyalarda anahtar dosyaları 4 sayfa, her birinde 36 satır olan 4 sayfa içerisinden seçiyoruz. Sonuç öyle muazzam çıkıyor ki her şey birbiriyle nasıl bağlantılı. Anahtar dosyalar bizim üzerimizdeki etkileri gösteriyor. O seansa başlarken tabii bir şifa niyetiyle giriyoruz seansa ilk etapta. Diyorum ki işte, hani ben ne oluyor da dolandırılıyorum. Ya da ben niçin kalp hastalığı yaşıyorum mesela. Önce tabii ki şeyimizi şifalanacağımız konuyu koyuyoruz. İşte daha sonra açılış duamızı yapıyoruz. Kendimizi Allah'a havale ediyoruz. İzin istiyoruz yüksek benlikler düzeyinde. Daha sonra anahtar dosyalarla kas testi bizi yönlendiriyor. Bizim üzerimizdeki etkileri buluyoruz. Sonra diyoruz ki ya biz bunları niye yaşadık? Nedir bunun sebebi? Bu sefer dosyalar bizi kaynağa götürüyor. Kaynak dediğim gibi az önce bahsettik çok türlü olabiliyor yani. Orada böyle Çok genetikler, fazla evet. Şu enerjiler, an kendimiz olabiliyoruz. Kendi kendimizin atası atalar olabiliyoruz. olabiliyor. Bacımız olabiliyor. Anne karnı travması olabiliyor. Doğum anı travması olabiliyor. Enkarne olabiliyor. Ölüm perdesi sonlandırılmamış olabiliyor. Yani orada şu an hiçbir Işığa gerçekten gidememiş bir söylemeyeceğim ata anneciğim. olabiliyor. Evet. Ha evet o da çok ilginç. Saklanmış bir ata. Mesela o bana çok diyordu ve bulduk. Ve bulduk yani. O İntihar aslında etmiş. bir dönemin çok şeyi biliyor musunuz hocam? Yani bir dönemde bazı atalarda yaşanan bir şey gerçekten. Çok fazla olan Ama bir durum. ben şimdi Savaşlar vesaire. sordum, oraya gittim, buraya gittim falan. Buldum atayın kim olduğunu. İntihar Buldunuz mu? etmiş. Orada durup Aa, intihar etmiş. intihar Evet. ettiği için ışığa gidememiş tabii. Evet. Gidemedim. Evet. Çok şükür böyle muhteşem bir çalışma var. Evet. Bu çalışmada bu dosyaları kaynaktan bahsediyordunuz galiba en son hocam. Evet. Kaynağı Kaynak çözüyoruz. Sonra çalışma nasıl ne ilerliyor? yaşamış diye, kaynak yine yaşamış diye, kaynağın yaşanmışlığına bakıyoruz. Daha sonra kaynak her kimse, onun ruh tepkisine bakıyoruz. Kaynak ben de olabiliyorum, dediğimiz gibi ata da olabiliyor. Farklı bir şey olabiliyor. Orada biz o kaynakla rezonansta olduğumuz için de dolayısıyla aynı zamanda bizim ruh tepkimiz olmuş oluyor. Buna benim ruhum nasıl tepki vermiş? Buralar genelde işte yaralarla alakalıdır. Ne bileyim ruhumun bir parçası bitirmiş olabilirim. Ne bileyim değişik orada bir takım şeyler var. Yine kas testi bizi yönlendiriyor. Ondan sonra arınmalara geçiyoruz. Arınmalar da çok ilginç bir şekilde çok nokta atış geliyor ya. Arınmaları yapıyoruz. Müthiş. Evet, danışanı yönlendiriyoruz. Danışan kendi yüksek benliği aracılığıyla yapıyor çoğu arınmayı. Daha sonra soruyoruz işte çözülüm aldık mı?
Aldıysak aldık. Süresini soruyoruz. Süresi var mı? Varsa var. Yoksa anda şifayı sevgiyle alıp kabul ediyoruz. Süre varsa bu demektir ki bedenine izin ver. Bunu içselleştirsin. Bunu sindirsin bu şifayı. Ruh anladı. Tabii seans boyunca biz aldığımız her bilgi de üçüncü gözümüzün bulunduğu noktaya hem teşekkür babında kabul ediyorum, görüyorum babında hem de ruha ben bunu duydum demek adına üçüncü göz noktamıza üç kez vuruyoruz. Daha Ritüel sonra gibi, evet. Güzel, hoş evet bir ritüel gibi. çok hoş. Daha sonra nerede kalmıştık ya? Ha evet. Ev ödevi. Bazen ev ödevi çıkabiliyor. Bir tane ev ödevi. Ben ilk seansında hatırlıyorum. Sabire seçiyordum. Kaç tane ev ödevi? Bir tane seçiliyor. Varsa var. Yoksa zaten yoktur. Genellikle de ev ödevi vermiyor. Zaten gelen ödevler de cidden hani insanı rahatlatan, huzur Tatlı veren ödevler şeyler. oluyor, evet, hoş Mutlu şeyler. ödevler. Evet. Daha sonra ruhtan gelen hediyeleri alıyoruz, sevgiyle kabul ediyoruz. Ve sonra kapanış noktasında seansımızı kapatıyoruz. Eğer çok katmanlı bir dosyamız varsa, diyelim dedim ya dolandırıcılık için çok yaptım. Mesela hani Cin Edrin de bize dedi ki hani bir kendinize bir seans açtığınızda işlem süresi bittiğinde ve devam seansı vermiyor bu seanslar çok ilginç bir şekilde. Çok katmanlı dosyalar devam seansı vermiyor. Ama orada Vermez. bir kısmı temizlenmiş oluyor ya, çok katmanlı ya. Bir katmanı için hakikaten temizledim diyorsun. Hocamız da bize şey dedi. Yani işlem süresi. O yüzden ben mesela benim bu böyle bir tane küçük defterim var. Burada benim seanslarım var. İşlem Nasıl? süreleriyle beraber. Evet. Çok ciddi ama bazı konularım benim şeylerim, travmalarım hakikaten derin. O açıdan takip etmek durumundayım. Bakıyorum çok aman aman hani çok ufak tefek kıpırdılar var. Pekala diyorum. Bakıyorum işlem süresine. Sonra bir tane daha açıyorum. Fakat gerçekten açılıyor. Tabii Çok tabii ilginç. yani çalışma o yüzden ben yani bazen açıklamakta zorlanıyoruz açıkçası. Çünkü farkında olmadan açılıyor, farkında olmadan gelişiyor, farkında olmadan biz ertesi gün daha farklı bir ben olarak uyanıyoruz. Şimdi bunu açıklamak çok Kesinlikle. kolay değil. Kesinlikle. Ama Değil. burada işte epifiz, hipofiz bezleri çalışma aynı zamanda beyni olağanüstü derecede etkilediği için beyin içindeki birçok sistemi dolayısıyla endokrin yani hormonlar kan içine salgılanacak hormonları olağanüstü derecede etkilediği için insan değişmeye, yeni versiyonlar yaratıp kendine alan açmaya başlıyor. Bunu Bütün anlatmak kolay organları da değil. etkiliyor. Bütün bunlar sonuçta tüm organlarını da etkiliyor. Çünkü bu da aslında hocam şu temelden besleniyor değil mi? Her şey yaşıyor. Bizim bir ruhumuz var, yaşıyor. Evet. Hücrelerimiz de aynı ruhtan besleniyor. Dolayısıyla bendeki herhangi bir ağrıyı, herhangi bir problemi yine CAS dosyaları aracılığıyla görebilir, şifalandırabilir, alan açabilirim. Evet, kesinlikle. Bu da müthiş bir şey. Şeyden bahsederken hani vücudu besliyor. Beden dediğim gibi çok bilge bir varlık ve mesela bizim halletmemiz gereken travmaları, yaraları biz halledemedikçe eterik bedenlerimizden bizim fiziksel bedenimize doğru geliyor. Ve bunları beden nereye yerleştireceğini çok iyi biliyor. Gidiyor çakralarımıza ya da meridyenlerimize yerleştiriyor ve bununla ilintili olan organ ve salgı bezlerimize. Bozulmaya Sonra başlıyor. bir bakıyorsunuz öfkeden karaciğer gitmiş yani. Değil mi? Ya da korkudan anksiyeteler başlamış. İşte Evet. kendi vücudunuzu değil mi? Birçok ya da fibromiyalji. Bunlar çok sık yaşanıyor artık hocam biliyorsunuz. Sebepsiz Evet. Ama ağrılar. neden ne yapıyormuş biliyor musun? Aylin Hocam. Şimdi ben bir yaramı şifalandırmadığım zaman o yara o organın iflas etmesine sebep oluyor. Ama beden de hücreleri ve organları arasında dengeyi istiyor ya, homeostaz istiyor. Böylece gidiyor o görevi başka bir organa yüklüyor. Biz çözmedikçe
Böyle organlarımıza zarar verip iflas ettiriyoruz Evet. kendimizi. Çünkü biz Başka hiçbir yalnızca önemli. fiziksel bedenden ibaret olduğumuzu zannediyoruz. Ben de öyle zannediyordum ama bizim bir süptil beden dediğimiz, yani bir dış eterik bir bedenimiz var. Zaten caz çalışması da o eterik bedenin hizalanmasıyla oluşan bir çalışma. Bu farkındalığı da bize kazandırdığı için gerçekten bir kuantum sıçraması yaşatıyor kişiye. Değişik bir versiyona çıkartıyor caz çalışması. O yüzden eğer Kesinlikle. cazla tanıştıysanız demek ki bu aşamadasınız, demek ki buradasınız, demek ki zamanı gelmiş diyebiliriz herhalde. Bazen ne oluyor yani biliyor musun? Mesela sana da çok olmuştur eminim. Hatta bütün Hı. cin etme arama sistemlerini kullanan arkadaşları olmuştur. Bir dosya çıkıyor diyorsun ki benimle ne alakası var bunun ya? Yani Hı. ne alakası var bunun Tabii diyorsun. tabii olmaz olur mu? Bana da çok oldu öyle, evet. Bazen birkaç saat sonra bir keresinde hatta 2 hafta sonra alışverişe gidiyorum ya sağa çektim birden böyle heyecanla. Böyle resmen download oldu yani sanki Hı bilgi. hı. Aa dedim o dosyadaki o maddenin çıkış sebebi. Yani hiçbir şey Neymiş? Yolda mı yok. aklınıza geldi yoksa birden? 2 hafta sonra yolda aklıma geldi. Bazen 2 saat sonra geliyor. Bazen seans esnasında geliyor bir düşünüyorum. Tabii. Yani biz hiçbir şeyi boşuna getirmemişiz. Öyle oluyor hocam. Şöyle bir şey var dediğiniz gibi. Orada demek ki hazır mı değiliz ya da biraz proses, hani işleme süresi diyoruz ya, o işleme süresi herhalde o anda devam ediyor. İşleme süresi devam ettiği için orada birdenbire hop bir hap bilgi geliyor. Bir his geliyor, bir duygu geliyor. Aa, bu bundanmış ya. Böyleymiş yani, çok yüksek farkındalıklar. Bizim epifani dediğimiz, şimdi siz de Kesinlikle. aile dizimi eğitimini alıyorsunuz. Epifani kavramıyla bol bol sık sık tanışacaksınız. Aa, yani o ah anı, wow anı, işte Aa falan oluyorsun. nasıl Böyle bir yeni olur? Aha, ha, öyle nasıl oluyor? miymiş? Yüksek, çok yüksek bir farkındalık anı. O demek işleme süresi içinde caz dosyasında da yer alıyor. Bir soru daha gelmiş. Hemen bakıyorum kim sormuş diye. Bahar Hanım demiş ki sürekli borç ödemek ne olabilir? Mutlaka çalışılmış bir konu olduğu için soruyorum. Dolandırılmaya yakın bir durum olabilir demiş. Bunu bence sen açıkla Aylin. Aile dizilerinden Olur. daha rahatlıkla açıklarsın, Tabii daha net ki. açıklarsın. Şimdi sürekli borç ödemekle ilgili birkaç tane olası durum olabilir. Biri, borç ödemek bizim sistemimizde yer alan ama görmediğimiz bir kişi olduğu zaman da gerçekleşiyor. Onun adına da biz borçlanıyoruz. Çünkü yaşamı sanki o bize hediye etmiş. Yani onun adına da yaşıyorum ve borç ediyorum gibi oluyor. Bu genellikle kürtajlar düşükleri olabiliyor sevgili Bahar Hanım. Onların bizden önceki düşük ve kürtajların etkisi borçla çok ilişkilidir. Ama aynı zamanda tabii ki atalardan gelen karmik bir şey de olabilir. Onu da caz, mesela örneğin bir caz seansı aldığınız zaman çıkan dosyalarda, kaynak dosyalarında çok net bir biçimde görebilirsiniz. Bu kendinizle mi ilgili, kendi sisteminizdeki şu an yaşadığınız durumdaki bir kürtajlarınızla ya da düşüklerinizle mi ilgili? Yoksa daha önce, sizden önce yaşamış atalarınızın karmik durumlarıyla mı ilgili, bunu çok net anlayabilirsiniz. Soru bana daha çok aile dizimi sorusu gibi geldiği için sana pasladım. Hoş Evet. görmüşsün değil mi? Tabii tabii ki. Çünkü biz Edri'nde bizim yaşadığımıza bakarız. Hani borca bakarız. Seans Hı. o şekilde gider. Ama Evet. hani aile diziminin konusu gibi geldi bana. O Evet, yüzden sana zaten borç pas. özellikle hani o noktada çok önemli oluyor. Çok ortaya çıkıyor ailenizin çalışmalarında. Ben mesela şeye bakıyorum hocam. Bu Cin Adrien'le aile dizim arasındaki ilişkiyi de seviyorum. Kendime bir çalışma yaptığımda sonra örneğin şöyle olmuştu. Benim bu örneği vermeyi seviyorum. Belki kaçıncı verişim ama yine vereceğim. Çok çabuk bir eşyamı verme Onu da ben sana bir tane vereceğim. Çok çabuk bir eşyamı verme huyum vardı. Ama jet hızıyla, yani birisi bana dese ki ay şu çok güzelmiş. Hani çok da param olduğundan ya da eşyam bol olduğundan değil. İçimden öyle bir şey geliyor yani. Bir şey dediğinde tamam al senin olsun gibi.
Sonra bu tabii ki hani biraz garip bir durum değil mi yani hani öyle o kadar çabuk eşyaları olmak. Ben bunu çok uzun seneler yaşadım. Sonra cinayet bilim sisteminde öğrendim ki benim bir kayıp ikizim varmış. Bunu annem dahi bilmiyor. Çünkü bu işte rahimde bir tanesi düşüyor, kanama oluyor annede. Anlamıyor hani hala hamilelik devam ediyor ama ikizlerden biri tutulamıyormuş. Kayıp ikizim olduğunu cinayetçinin öğrendim mesela. Ben de Dosyada çıktı oradan çünkü. öğrendim. Ağaç diktim ona. Evet ve sonra bunu sağlamasının da aile dizimde ortaya çıktı biliyor musunuz hocam? Bir seans açtırdım bir baktım işte aile dizimde çalışma ilerliyor. Aile diziminde de hani sizin başınıza da gelmiş ya çalışma birbirini Tekamülle sağlamış. şey nedir ile Tekamül geldi. dedim. Evet, tekamülle çok Sonra şaşırmıştım. Birebir çıktı seans. evet. Ve inanılmaz böyle çok yüksek farkındalık oldu bende. Ve artık o çalışmaları yaptıktan sonra kardeşimi hani kayıp kardeşimi gördükten sonra kendiliğinden gitti mesela. Deniyor çünkü evrende deniyor yani beni bazen Evet. böyle bir şey oluyor. Birisi diyor mesela ay çok güzelmiş işte şey mesela çanta ya da işte şu. Hiç vermiyorum. Değiştim. Eskiden ben de çok verdim, artık vermiyorum. Diyorum ki evet ben de çok seviyorum. Ama Evet. çünkü gerçekten artık ben de çok seviyorum. Hı. Ben ama yine de diktim ağacı. Çok ilginç bir şey oldu ama. Ben 5 ağaç diktim. Hı. O dönemde. Kendi ikizim için diktiğim ağaç yok oldu. Bazısı öyle oluyor. Kendi kendime şey yaptım. İlahi hatta bağlanıp söyle. Yenileyeceğiz hocam. Onu da ben aile diziminden hani bilgi de vermiş olayım. Benim başıma da geldi. Bir ağacım tutmadı maalesef. Oluyor. Çünkü oradaki Tutmadı değil. enerjinin Ağaç gitmiş ailenin. kurudu. Ağacı alıp götürmüşler mi? Evet, orada Kök. dördü duruyor. Dördü duruyor, biri Nasıl yok. yani kökünden sökmüşler mi? Almışlar mı? Yok, aynen işte haftada bir gidiyorum sulamak için. Yok. Ağaç yok. İlginç Ne kadar, yalnız. ne kuru, ne bilmem ne ama ağaç yok. Aa, bu da ilginç. Bunu da ben Ama ilk sonra defa bakın. duyuyorum. Yani çünkü onurlandırma falan da yaptım ya. Bilmiyorum. Olmadı dikerim ben ağaç. Sorun değil. Her şey Benimki yolunda. kurudu mesela. Bir tanesi kurudu. Ama şöyle Ya çok ilginç. sulamak Böyle bile vermiş. dördünü havuz gibi hani düşün. Bir sen hocam. Dört tane koymuşum. Üçü yemyeşil. Devam ediyor. Birisi tutmamış son. Tutmadığı için demek ki orada yeniden yapmam gerekiyor. Yok yok benimki Yeniden gitti. niyetimi yapmam gerekiyor. Ben de onu şöyle algıladım. Geçenlerde de Emre Hoca aile dizimi Hı hı. dersinde bir arkadaşın sorduğu soru üzerine söylemişti. Demek ki o ağaca gerek yokmuş dedi. Hmm. Hani gerekli şey yapılmış dedi. Şifa çalışması. Olabilir. Ama ben yine de ekerim, her şey yolunda yani. Şey değil. Tabii. Sen ağaç dikmeyi. Bence yine ek bir sen hocam. Çünkü orada Ekerim. için rahat etmiş olur. Hani üst benliklerde içsel sesini rahat etmiş olur. Ben de dikeceğim yani daha dikeceğim çok ağaç var. Neyse, İnşallah dikim zamanı enerji geldi. boyutunda kabul Evet. eder. Güzel Evet. aile sistemimin içinde yer alan daha göremediğim kardeşlerim işte sistem içinde yer alan tüm güzel ruhlar inşallah kabul ederler. İnşallah niyetlerimiz kabul İnşallah iyi. edilir. Nereden nereye ama evet bu çalışma içinde de aile dizimine yine sağlamaları olabiliyor. Bir konu aile diziminde ortaya çıkabiliyor. En az Cin Erdrey'in konuda aile diziminin öyle bir birlikteliği benim başıma oluyor. geldi. Üç konuda aile dizim ve cin evriyim birebir gitti. Ve işin Hı. ilginç yanı o aralar şey de yapmıştım. Atalara yolculuk meditasyonu onunla da birebir gitti. Hı. Aynı zamanda tekamül çalışması da dediğiniz gibi yine birleştirilebiliyor. Bu arada Onunla biri ağaç bir yorum dikecek daha yaptım. var. Evet. Bağışla olmuyor maalesef. Yani burada da ağaç dikmenin hani bu tabii aile dizimi konusuna kayıyor artık ama Evet. buradan da bilgisini vermiş olalım. Katkı katkıdır hocam. Bağış yapın. Hani bağış mükemmel bir şey. Her zaman çok güzel bir şey. Fakat buradaki ağaç dikme ritüelinin amacı şu. Yani seni onurlandırıyorum. Bu zamana kadar görmedim. Seni şimdi bu ağacı büyüterek, sulayarak, gözümün önünde tutarak onurlandırıyorum. Sana bir
mezar taşı, sana bir alan veriyorum anlamına geliyor. O yüzden görmemiz, sulamamız çok değerli. Her hafta gidiyorum Aylin. Yağmur yoksa. Valla benim hemen ben apartmanın yanında park vardı. Böyle merdivenler. Valla kimseden de izin almadım. Gittim oraya diktim. Çünkü hani doğaya bir katkı sunuyorum. Bir taraftan kendi içimi de rahatlattım. Hem de çok da güzel oldu böyle merdivenden Kendine inerken. Böyle katkın hoş oldu. bir merdiven var. Evet, ortada böyle benim diktiğim ağaçlar var. Güzel oldu. Evet. Ne güzel. Dış gebelik düşük sayılır mı demiş Bahar Hanım. Siz cevap vermek ister misiniz hocam? Dış gebelikle ilgili bir soru daha geldi. Ben bu soruyu çok alıyorum. Dış gebelik düşük sayılır mı? Yani düşük kadar etkisi yok dış gebeliğin, sayılmıyor. Fakat yine de orada bir durum olduğu için üzerinizde bir etkisi olabilir. Sadece onun konuşulmuş olması, fark edilmesi çalışma içinde, örneğin bir aile dizimi seansı alıyorsanız, etkisi olup olmadığı zaten ortaya çıkar dış gebeliğin. Sizin alanınızda bugün, değil mi? Bugün mesela beraberlik bir çalışmada. Çok Evet. ilginç bir şey oldu. Ne kadar ilginçti, değil mi? Hem kendisinin hem babaannesinin bir Evet. durumu yansıttı alana. Evet, Yani evet. alana Çok. teslim olduğunuz zaman çalışmalarda neyse öncelikli ve önemli olan o zaten temsilci fenomeniyle ortaya çıkıyor. Şey de Alana yapılabiliyor. güvenmeniz yeter. Aynı. Bu Jean Adrian'da Hı. hani Jean Adrian kendisi söylediği için paylaşıyorum. Mesela kendisinin bana yaptığı bir seans vardı. O Hı benim hı. tekamle bir örtüştü. Bana seans konusu söyledi. Ben seans beklemediğim için çok şaşırdım. Bana seans mı açacaksınız falan dedim. Evet dedi. Hı. Kaldım böyle. Kafamda bir sürü şey geçti. Dedi ki alana teslim olur musun? Olurum dedi. O zaman dedi açık seans yapalım. En Hı yüksek hı. ayrına falan nasıl gerekiyorsa. Hı Tekamümle hı. birebir çıktı. Wow. Evet. Çok şaşırmıştım. O seansta tekamülümle birebir çıkmıştı. Çok şaşırmıştım ben. Çok kolay bir sistem. Gerçekten Çok kolay, sadece çok keyifli. sistem ilerliyor. Yaklaşık Çok 40-45 keyifli. dakika sürüyor, değil mi hocam? Minimum Evet. herhalde. O kadar sürüyor. İnsanlar o kadar keyifli olmuyor ama Aylin. Çünkü şey hani gördükçe böyle şok oluyoruz ya. Bir ağlamaklı bir Tabii. gergin oluyoruz ama sonrasında çok keyifli oluyor hakikaten. Yani ben bir ara şöyle diyordum açıkçası. Şimdi samimi olacağım. Herkes izliyor bizi ama yani saklamaya gerek yok. Ay ama da Evet. çok konu varmış falan diye biraz bunalmıştım yani. Ay bu kadar mı yani? Ay ne kadar cesur bir ruhmuşum falan. Bunların hepsiyle mi gelmişim ben dünyaya diye kendimi takdire döndü sonra olay. Sonra Sanırım baktım ki birçoğumuzda böyle oluyor. sonra bir baktım, aa değişiyor, dönüşüyor her şey. Sonra evren Evet. hani gerçekten sanki duyuyor senin çabalarında, Evet. değil mi? Bu çalışmalarla alanın açılıyor. Sonra da diyorsun ki oh çok şükür yani, hani iyi ki başlamışım, iyi ki yapmışım bu çalışmayı diyoruz. Teslimiyet ama çok önemli, değil mi? Ama kesinlikle Teslimiyet. evet kesinlikle her En şeyin önemli başında kelime. niyet oluyor. Evet en önemli kelime. Teslim olacaksın ya o kadar. Hı. İstersen olma. Hani bu Yani. çalışmaları yapan bu kadar insanlar var. Yani hepsi delirmediğine göre, değil mi? Ben bazen biraz böyle esprilerle anlatmayı seviyorum. Yani hepsi delirmediğine göre, bu Delirmek çalışmalara kim gönül delirmiyor? Orası veren, bu çalışmalardan fayda alan bu insanlar ne oluyor da bu kadar faydalanıyorlar? Demek ki teslimiyetle çok ince bir çizgi her şey dönüşebiliyor. şimdi Dilek Hocam orada görüyorum bir Hı. seans yazmış. Soru yazmış. Diyor ki Cin Edwin alana teslim olur musun deyip nasıl bir niyet yaptı? Güzel hocam Ha, yazmış evet. altında. Onu da okuyayım. Hı. Şu anda en çok ihtiyacım olan her neyse şifalanması gereken oranın en derin kaynağına gittik. Hı. Yani Mesela ben at the kendime de moment, şu anda ne oluyorsa şu anda. Hı. şöyle bir şey oluyor Aylin. Hani onu da açıkladı. Hatta bize şey dedi. Bizi teşvik etti. Mümkün olduğu kadar kendinize açık seanslar yapın. Artık niyet cümleleri kurmaya çalışmayın dedi. Onu da şöyle söyledi. Atıyorum mesela ben işte neden benim bolluğum ve zenginliğim yok diye seans açıyorum diyelim. Tamam mı? Hı.
Bu bana işte ne bileyim başka seanslar açmamı da gerektiriyormuş. Oysa ben şu anda benim en ihtiyacım ne? Diyelim ki baba ile barışma mesela. Ama bu götürdüğü zaman benim bolluk ve zenginim zaten geliyormuş. Hani diyor ki yol şey yapıp zaman kaybedip niyet cümleleriyle seansınızın şifasını küçük 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 kutulara sığdırmak yerine kendinizi alana teslim edin. Sizin en yüksek hayrınıza çözülmesi gereken blokaj her ne ise ona niyet Neyse. edin. Seansa başlayın. Zaten seansın sonunda neye niyet ettiğiniz yani neyin şifalandığı çıkıyor ortaya. Şimdi bize şeyde mezuniyetten önce 15 tane seans hazırlamamızı istedi. Bütün her şeyle yazdık ama yani hani kaynak, olgu, ruh tepkisi, arınmaların her biri. Sonra Siz bu onların eğitimi ne zaman aldınız Cihin Hanım'da? oldu bayağı. Ha, tamam. Çünkü Cihin Hanım senede iki defa sanırım ikinci eğitimden bahsediyorsunuz, değil mi hocam siz? Bir mi iki mi? Bilmiyorum İki defa şeydeydi. herhalde. Olabilir. Şeyde girdik biz. Haziran, Temmuz, Haziran Temmuz. Ağustos 15'te her şeyimizi teslim ettik. Eylül 1'de de misafirlerimiz geldi. Oh, O süper. şekilde. Harika. Evet. Ve O o yüzden hani anda şey. anda yani her şeyi ana bırakmak gibi. Evet, Süper. evet. Ama şimdi şey o bizden 15 dosya istedi ya sağ olsun birkaç arkadaş da şey açık seansı kabul etti. O yapacağımız dosya için. Sonra ben onları geçenlerde bir okudum. Yani şaşırdım ya yani etkilerden kaynağın yaşanmışlığı, çıkan arınmalar hepsi o kadar bütün içerisinde ki ciddi anlamda tartış yapmış ve o açık seanslarda da bütün her şey yazıldığı için en son neye bakmış olduğumuzu görüyoruz. Yani neye açılmış bir seans o zaman görüyorsunuz. Ama işte diyor ki Gene Edwin kendisi de hani o anda açılması gereken en ilk açılması gereken alan o olduğu için onu talep ediyoruz. Yoksa biz işte bereketli bilmem neyle uğraşırken baba gerilerde kalıyor. Özgüven Tabii. gerilerde kalıyor. Tabii. Oysa diyor ki sen alana teslim ol. Belki senin özgüvenle ilgili olan sıkıntın. Çünkü biz burada her şeye seans açabiliyoruz dedik en başında. Hani özgüvende olamayışımız, yaralarımız, hastalıklarımız, değersizliğimiz, Başlayamamamız, atlayamamamız, ertelemeler, değil mi? durduklamamız, ertelememiz, Dersler alıp alıp hayata geçirememeler. alıp alıp Evet. hayata geçirmemeler, çaba gösterip Karşılığını alamamak. aklınıza gelebilecek her durumunuza seans açabiliyoruz. Da bunun kaynak olarak nereden getirmişiz biz bunları? İlk etapta bunları kabullenmek zor oluyor. Sistem böyle işliyor. Yani ister kabul edelim etmeyelim. Sistem böyle işlediği için bizim orada yapacak bir şeyimiz yok. Ya kabule Tabii. geçeceksin, sevgiyle kabul edeceksin şifayı. Ya da Evet. neden ben diye dolaşıp kurban bilincinin daha diplerine gireceğiz. Diplerinde. Yapacak bir şey yok. O zaten konfor seviyesi. Yani Evet. kurbanda kalmak. İşte of ben zaten Ya o şanslı anlamda olsaydım kalacak şöyle durumlarınız gelecek. olurdu, böyle Şey, olurdu. ne göze alacaksın? Ben buna şöyle diyorum. Hani yanlış anlaşılmasını istemiyorum ama diyelim bir masada sohbet ediyorsun. Birisi işte bir konudan şikayet ediyor diyelim herhangi bir konu. Ama ona göre o konu herkesin yaşadığı bir şey. O öyle zannediyor. Ve konuyu o şekilde anlatıyor. Oysa ki o masada belki de hiç onun bahsettiği sıkıntıyı yaşamamış bir bilinç de oturuyor olabilir. Kesinlikle değil Elbette mi? bizler evet birbirimize yakın insanları çekiliriz enerjik olarak ama bunlar Evet. mesela eğer çevrenizde gerçekten size sizin düşündüğünüz gibi düşünmediğini söyleyen kişiler varsa o halde bunu siz deneyimliyor olabilirsiniz ve işte o Evet. zaman da bundan kurtulmak mümkün. Bir Jean Adrian sistemiyle tanışmak, bir çalışma yapmak, bunun sebeplerini anlamak, kurbandan çıkmanız, o anlattığınız sıkıntıların aslında başkaları için geçerli olmadığını, sizin yaşadığınızı anlamayı kolaylaştıran bir sisteme sizi tanıştırıyor olabilir.
Evet. Ve uygulaması da çok basit bir sistem. Ve Çok. zaten toplam iki seviyesi var. Hani eğitim olarak da bir güçlendirme eğitimini alıyorsunuz ya da uygulayıcı eğitimi. Orada da kalabiliyorsunuz. Biz ona küçük dosya diyoruz. O küçük dosyada da kalabiliyorsunuz. Yok isterseniz eğitmenlik ve Daha iki üstünü de yapabilirsiniz. evet. Ya o zaman şöyle diyoruz. Ya seans alıyorsunuz. Sevgili Birsen Hocam gibi, benim gibi bu konuda eğitim almış kişilerden bir jazz seansı alabilirsiniz. Ya da eğitim vermeye yetkili olan caz eğitmenlerinden, mesela şu an Leyla hocamız var, Leyla Özen. Leyla Özen hocamızdan bir eğitim alabilirsiniz. Ben de Ya eğitimci da ben de eğitmen olabilirim. Bu konuda eğitmenlik yapmayı hani kendimi uygun görüyorum, yetiştirebilirim kendimi diyorsanız ikinci eğitimini tamamlıyorsunuz cazın, değil mi? Ondan sonra da eğitmenliğini aldıktan sonra eğitimler verebiliyorsunuz. Seansın bir üstüne geçmiş oluyorsunuz. Bu evet. sefer siz öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Böyle bir Böylece sistemi var. kendi şifa çalışması yaparken sizi gerek duymuyorsunuz. Ama ben yine Evet. de aile dizimi böyle bir iki tane isterim yani. Hani o da böyle değil mi? Nasıl hocam? Bazen Anlamadım. Aile dizi mi? yani şöyle hani Gene Edwin'i cidden çok dediğim gibi tepe tepe kullandım. Yani açmadığım seans kalmadı ama aile diziminin de tadı ayrı oluyor Turkish style yapmışsınız. Para verdik. Tepe tepe kullanalım. evet. Ama işte dediğim gibi Tuğba'nın da olduğu gibi fazla yüklenince de bizi şey yapıyor. Uykuya şey yapıyor. Uykuya götürüyor ya da ne bileyim baş ağrısı şu bu falan yapıyor. Bu arada ben de eğitmenim Aylin'ciğim onu da Öyle belirteyim. mi? Tabii Oo tabii. hocam, neden Ben söylemiyorsunuz? Bu sizin bilmiyorum. canlı yayınınız. Zaten şey diyorsun yani caz eğitmeni diye. Evet. Harika. Ben oraya atlamışım bu arada. O zaman Yok yok Birsen hocamız da ben artık de eğitmenim. eğitmenlik sertifikasını Evet. almış. Birsen hocamızdan da yine Cas'ın eğitimlerini alabilirsiniz, Leyla hocamız dışında. Sizin Evet. dışınızda başka yine aynı zamanda eğitim almış hocalarımız varsa onlarla da canlı yayınlar yapalım. Ben Böylelikle İlkay kendilerini var. tanıtma, İlkay da kendilerini... İlkay. İlkay'la yaptık. İlkay'la İlkay değil. yaptık. Evet. İlkay hocamızla da yaptık. Onunla da yine Hı aynı hı. şekilde. Çok güzel hocam. Çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun eğitiminizi almış Çok olmanız çok da. teşekkür ediyorum. Artık o zaman şey göreceğiz. Böyle tatlı tatlı caz uygulayanlar, caz uygulayıcıları göreceğiz Türkiye'de. Çok Evet, keyifli. evet. Çok güzel Ama ellerden samimi bunun söylüyorum, çıkıyor samimi olması çok söylüyorum güzel. Aylin. Samimi söylüyorum. Cidden çok kolay bir sistem. Cidden çok rahatlıkla gidiyor. Yani bilemiyorum. İlla ki alıp da uygulamayan birileri vardır. İlla ki vardır. Yani her sistemde vardır. Tabii ki. Ama kendi başına çok rahatlıkla uygulayabileceğim bir sistem ve yavaş yavaş o işlem süreci beden devası için verilen işlem süresi boyunca şifanın gerçekleştiğini görüyorsun. Ya yani ben kendim için söyleyeyim. 3-4 yıl önceki benle şu anki ben arasında çok dal var kadar Çok fark büyük var. fark. Evet. Evet. Yani bu gerçekten Çalıştık, görüştük. hepsi, bütün çalışmalar değiyor. Evet. Yaptığınız yatırımlar, aldığınız seanslar, hayatınızdaki dönüşümler anlamında çok değiyor gerçekten. Çok etkin. Ben de çok farkını hissettim. Siz de zaten tecrübelerinizi paylaşıyorsunuz hocam. Şebnem paylaşmış aşağıda. Grup çalışmasına çalıştım, katıldım. Çok 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 memnun kaldım demiş. Dönüşümler Sağ olun. Ne olmuş. kadar Bir de bireysel ve grup çalışmaları olarak büyük. yapılabiliyor. Veteriner liderliğinde hocamız bir düşmüştü. Biz de fırsat bilip herhalde ondan mı acaba bahsediyor? Orada bir kaldık biz grup seansı istedi arkadaşlar. Orada yapmıştık sanırım. Evet, çok güzel. Hocam, şimdi yavaş yavaş söyleyeceğiniz son bir şeyler varsa çalışmayla ilgili hem toparlayalım kapatmak için, hem de bir de ben bir şey öğrendim. Siz çok güzel, çok güzel gitar mı çalıyorsunuz?
Artık Şarkımı çalamıyoruz. söylüyorsun. Bak saatler ne kadar uzadı. Şöyle güzel müzikli bir kapatsak mı diye düşünmüştüm. Aa, gerçekten bu tırnaklarla mümkün değil. Hiç bak şeye basamam yani. Aa, hocam çok tatlı olurdu. Çok güzel Olur. olurdu. Yok öyle hani yok yapmam falan nazlanmam. Ama çok uzun yıllardır hem pratik yapıyorum hem de tırnakların halini görüyor musun? Ama sesinizin çok güzel olduğunu, yani öyle çok O duydum ki, kadar. yani minik bir şey mi söylesek beraber? Beraber söyleriz. Peki ne söyleyeyim? Merak ediyorum. Ne yapacaksın benden sonraki hayatında? Wow. Ağlayıcı gözlerin eğilerek bakacak mı başkasına aklın bendeyken hala? Merak ediyorum. Sıçacak mı günün birinde herhangi bir yere? Haçalayan ruhun tavırlar ardına gizlenecek mi yine? Yıllar geçtikçe sıradan mı olacaksın? Yoksa yenilmeyip zamana sevdiğim gibi mi kalacaksın? Merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Merak ediyorum. Oo, çok güzel. Mükemmel. Müthiş sesiniz var. Ya Birsel hocam, şu an hayretler içindeyim. Müzik yok. Bu kadar güzel. Maşallah. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Çok Umuyorum size de hoştu. katılmıştım. Çok teşekkür Çok da ediyorum. sevdiğim bir şarkı. Ay, benim Ben acayip de bir çok yerlere gittim. Çok sevindim. teşekkür ederim. Valla sevgili Birsen hocam, çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir yayın oldu. Sevgili Çok Aylin'cim. güzel. Evet ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Oo, aşağıdan güzel emojileri görüyorsunuz değil mi? Aa, evet Kalpler, görüyorum. emojiler. Ablam da oradaymış ya şimdi gördüm. Evet, Belkıs hocamız da Ben burada. sana bakıyorum ya aşağıya pek çok ender görüyorum aşağıya çok az bakıyorum. Ha Evet. Filiz geldi şimdi. Bilmiyorum, her konuda çok ah canım Şu an ya. Sen de emojilerle öyle. yıkılıyor. Kalpler falan, Teşekkür inanılmaz. Çok hoş. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Sevgili Birsen hocam, o halde yayını beraber sevgiyle kapatalım. Bu güzel kattığınız renk Kapatalım. için teşekkür ediyorum. Müthiş bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler. Benden de Başka bir öyle. Ben yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. de. İyi geceler. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Sevgiler. Sevgiler.